Selçuk Gündem'den herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. Selçuk Üniversitesi'nin sağlıkla ilgili çalışmalarda her zaman önce olduğunu söyleyen Rektör Aksoy, bilimsel çalışmaların göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Aksoy, üniversitemizdeki eğitim standartlarını yükseltiyoruz dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kapsül Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen Start Day programında Kapsül Teknoloji Platformu üyesi takımlarla danışmanlarına Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket verildi. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'nın büyümesi ve gelişmesinde üniversite öğrencilerinin büyük katkısı olduğunu söyledi. Teknofest başarılarından dolayı takımları tebrik eden Altay, takımlara katkı ve desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belki de Engelsizsiniz adlı program düzenlendi. Engelli öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, "Üniversitemiz tarihinde ilk defa 9 bayrak ödülü aldı" ifadelerini kullandı. İletişim Fakültesi ile Konya Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu anısına ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenlendi. İnsan, kültür ve toplum konulu yarışmada yaklaşık 300 eser arasından seçilen kurmaca ve belgesel kategorilerinde 8 eser ödül aldı. Rektör Profesör Doktor Aksoy, Yazıcıoğlu'nun Türkiye'de fikirleri ve fiiliyatlarıyla örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Sudan Bahri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hatim Rahamtalla Muhammed Ahmet, Rektör Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette öğrenci akademisyen değişimi, araştırma, eğitim ve teknoloji alanında bilgi paylaşımı, ortak yayın ve konferans düzenlemeye yönelik başlıkları içeren işbirliği protokolü imzalandı. Profesör Doktor Aksoy, üniversite olarak uluslararasılaşmaya önem verdiklerini ve katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hukukta yabancı dilin yeri ve önemi konulu panel düzenlendi. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, küreselleşme ile birlikte iletişimin öneminin arttığını ve yabancı dilin değer kazandığını belirtti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Öğrencileri Topluluğu tarafından yüksek yargı organlarının işleyişi konulu konferans düzenlendi. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, insani değerleri ayakta tutmanın öneminden bahsetti. Eken, hukuk için yaşam, eğitim ve mülkiyet hakkı şart dedi. Selçuk Üniversitesi ile Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı tarafından Erol Güngör'ü anlamak konulu panel düzenlendi. Rektör Aksoy, Profesör Doktor Erol Güngör'ün üniversitenin bugünlere gelmesinde büyük emeklerinin olduğunu söyledi. Aksoy, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü görevinde Profesör Doktor Güngör'ün bıraktığı makamın ağırlığıyla çalışmalara devam etme gayretinde olduklarını ifade etti. Selçuk Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından İletişim, Medya ve Teknoloji Konferansı düzenlendi. 2 gün süren konferansa reklam ajansı kurucusu Mert Arı ile yazar ve yönetmen Timur Akkurt konuşmacı olarak katıldı. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özete sunulan haberlerin detaylı videolarına, üniversite televizyonuyla Selçuk Üniversitesi ve Seratem sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.